Arkadaşlar, burada ne dedi bize sorumuz? Nötr bir cismi nasıl yüklü hale getirebiliriz? Bakın şimdi bir okus pokus yapacağız ve bir L cismini, nötr bir cisim bu, bunu yüklü hale getireceğiz. Şimdi bakalım, bakın nasıl bir okus pokus yapacağız, şimdi göreceksiniz. Şimdi L cismi ne? Biliyorsunuz ki bir cisme dokunmazsak, dokunan bir yer olmazsa, bu buradaki sap yalıtkan bir sap. Onun için bu yalıtkan saptan dolayı bir yük geçişi zaten olmaz. Şu yalıtkan sap olduğu için bu yalıtkan sap yük geçişine izin vermiyor zaten. Bu L topuzuna da kimse dokunmazsa bir yük alışverişi de olmaz. Şu anda ne yapalım? Bakıyorsunuz L topuzu nötr. Nereden anlıyoruz nötr olduğunu? Bu sorularda verilir mutlaka da şimdilik sayarak yapalım biz bunu. 5 tane artısı var, 5 tane de eksisi var. Bu 5 trilyon tane artı, 5 trilyon tane eksi gibi de anlayabilirsiniz. 5 milyon tane eksi, 5 milyon tane artı gibi de anlayabilirsiniz. Yani eşit sayıda eksi ve artı var. Bunu demek istiyoruz. Peki bir K topuzu sinsice geldi buraya şimdi, yaklaştı. Şimdi ne olacak bakalım. Bu ne kadar yaklaşırsa o kadar etkileyecek mi? Evet. Bu eksi ne yapıyor? Eksi yüklü K topuzu. L'deki artıları gelin arkadaşlarım, dostlarım deyip kendine doğru ne yapıyor? Çekiyor. Zıt yükler birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. Peki aynı yüklerde birbirini ittiğine göre bu K'daki eksiler L'deki eksileri de itiyor mu? İtiyor. Nereye kadar iter arkadaş? Nereye kadar itebilir? Canım en uzak nokta burası. Daha uzak bir nokta yok. Değil mi? O zaman kovabildiği eksileri en uzak nokta buraya kadar kovdu. Atlayacak, sıplayacak bir durum yok. Çekebildiklerini de ne yaptı? En yakın noktaya kadar çekti. Yani artıları çekti. Zıt yükler birbirini çekiyordu. Aynı yükler birbirini itiyordu. Peki bu durumda ne oldu? Ne oldu? Peki bu durumda günlerce beklesek, saatlerce, aylarca, yıllarca, asırlarca beklesek K ve L'de bir değişim olur mu? Olmaz. Yani yakınlığı veya pozisyonu değiştirmezsen herhangi bir yük değişmesi olmaz. Peki sonra artık bir değişiklik olsun diyoruz ve ne yapıyoruz? Bir kablo bağlıyoruz. Kablo bağlıyoruz. Nereden kablo bağlıyoruz? Burada toprağa bağlıyoruz. Bunun adına biz ne diyoruz? Topraklama diyoruz. Yani paratoner dediğimiz alette bunun gibi bir şey zaten. O zaman ne oldu? Zaten kovulan, itilen eksiler ne oldu? Oh be deyip buradan kaçtılar toprağa. Kaçacak daha iyi, daha rahat bir mahalle var. İtiliyorlardı, kakılıyorlardı zaten. O zaman ne oldu? İtilen, kakılan, istenmeyen eksiler ne yaptı? En uzak noktadan daha uzak bir nokta bulunca kaçtılar toprağa. Tamam. Peki bu durumda artık topraklamayı gidecek olan eksi kaç tanesi gitti? Eksilerin tamamı ne yaptı? Gitti buradan. Peki ne olacak şimdi? Burada artık bu kablonun bir işi kalmadı. Biz ne yapalım bu kabloyu? Keselim. Gidecek olan gitti, gelecek olan geldi. Zaten sadece eksi gitti. Başka bir olay yok burada. Peki artık K topuzunu da atalım gitsin çöpe. Ha, ne oldu o zaman? Burada gördüğünüz gibi L topuzunda 5 tane artı kaldı. Eğer 5 milyon tane diyorsam burada artı, burada da 5 milyon tane artı var. Burada 5 trilyon tane artı var diyorsam burada da 5 trilyon tane artı oldu sonuçta. Yani L cismini pozitif yüklü hale getirdik. Anladık mı? Nasılmış? Okus pokus yapmadan artı yüklü hale getirdik değil mi topuzu? Soru soran var mı arkadaşlar? Ya hiç konuşmuyorsun, söyleyin. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok değil mi? Peki geçiyoruz. Arkadaşlar geçelim. Nötr L cismine eksi yüklü K cismini yaklaştırılınca L cisminin K cismine yakın tarafı artı, diğer tarafı eksi olur. L cisminin eksi yüklü kısmı iletken bir telle bağlanırsa eksi yükler toprağa aktarılır. Daha sonra K cismi uzaklaştırılmadan toprak bağlantısı kesilirse artı yükler kalır. K cismi de uzaklaştırıldıktan sonra L cismi artı yükle yüklenmiş olur. Biz bunun hepsini zaten size anlattım ben. Bunu okumanıza gerek yok. Yıldırım sever. Yani paratoner bir tür topraklamadır. Anlattım size bunu da. Yıldırımın etkisinden kurtulmak için kurulan bir çeşit düzenektir.
Bunun dışında elektrik prizlerinde, akaryakıt istasyonlarında, yanıcı madde taşıyan tankerlerde topraklanmadan yararlanır. Bakın görüyor musunuz topraklamayı? Bakın arabamıza gaz koyarken ne yapıyor benzin istasyonundaki elemanlar? Hemen bir topraklama takıyorlar. Arabamızdaki elektriği boşaltmak için. Eğer böyle olmazsa ne olur? Bu LPG ile o yakınlaştığı zaman o arabamızı yakabilir. Evet, geçiyoruz. Arkadaşlar burayı da geçiyoruz. Buradan geldik. Elektrik enerjisinin dönüşümü. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü. Elektrik enerjisi fırınımızda, elektrik sobasında ısıya dönüşüyor mu? Evet. Ampulde ışığa dönüşüyor mu? Evet. Günlük hayatımızda annelerimiz ütüyü sıkça kullanıyor. Yıkanan çamaşırların ısı etkisiyle bazı mikroplardan arınması ve güzel bir görünüme sahip olması ütüleniyor. Hiçbirimiz kırışmış bir pantolon giymek istemeyiz. Peki ısı etkisiyle kırışıkları açan ütülere ısı enerjisini sağlayan nedir? Elektrik. Değil mi? Elektrikli ütüyü konuşuyoruz tabii ki. Eskiden bunu terziler kömürlü ütüyle yapıyorlardı elektrik yokken. Artık o ütüler kalmadı. Yani sonuçta bu işi ısı ile yaparsan, ütüleme işini daha güzel yaparsın, daha rahat yaparsın. Bunu da bugün ne yapıyoruz? Elektrikli ütüyle yapıyoruz değil mi? Çağımız artık tamamen bir enerji çağı haline geldi. Ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında teknolojinin gelişimine paralel olarak farklı araçlar kullanıyor. Bakın bugün bir elektrik kesilse ne oluyor? Evde hayat felç oluyor değil mi? Fırın çalışmıyor, buzdolabı çalışmıyor, bilgisayar çalışmıyor, televizyon çalışmıyor, internet çalışmıyor, telefon şarjı olmuyor. Vay be, yani elektriğe ne kadar bağımlı olmuşuz değil mi? Belirli bir kapalı alan, istenilen sıcaklık seviyesinde tutulan elektrikli ısıtıcılar bu araçlara örnektir. Bir elektrikli sobanın en önemli kısımları rezistans teli, soba içinde yansıtıcı yüzey, yani parlak yüzey ve sıcaklığın tabi tutulmasını sağlayan termostattır. Elektrikli sobalarda elektrik akımının büyük bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesini sağlamak için genellikle krom nikel teller seçilir. Bu tellerin elektrik akımının akışına karşı gösterdiği direncin fazla olması tercih nedenidir. Yani böylece o direnç nedeniyle elektrik geçemez telden zorlanır ve ısıya dönüşür. Böylece evimiz ısınmış olur. Ya da su ısıtıcı kullanıyorsan suyumuz ısınmış olur. Bu tellerden geçen elektrik akımının büyük kısmı ısı enerjisine dönüşür ve ortamın ısınmasını sağlar. Elektrikli sobalarda bulunan yansıtıcı yüzey ise, o rezistansın hemen arkasında bir yansıtıcı yüzey var. O da ne yapıyor? O ısı, ben ısınıyorsam eğer, bana doğru gelmesini sağlıyor. Yani yansıtıyor. İşte görüyorsunuz, arkada bir yansıtıcı yüzey var. Böylece ısı duvarı değil de önünde oturan Ali'yi, Ahmet'i, Ayşe'yi ısıtıyor. Metal bir yüzeye zımpara kağıdını ileri geri yönde sürtüp ardından lavaboya dokunduğumuzda lavanın ısındığını fark ederiz. Bu olay sürtünme kuvvetinden dolayı açığa çıkan ısı enerjisinden kaynaklanmaktadır. Yani sürtünen bütün cisimler ısınır. Bunun sebebi de nedir? Bu enerjinin elektriğe dönüşmesidir. Isıya dönüşmesidir. Bu telin direncini de sürtünme kuvvetine benzetebiliriz. Elektrik akımını oluşturan elektronlar kazandıkları enerjiyi aktarırken teli oluşturan atomlar bu enerjiyi engellemeye çalışır. Bu sırada elektronların hareket enerjilerinin bir kısmı ısıya dönüşür. Bu durum elektrik akımı geçen iletkenlerin ısındığını gösterir. Ne oluyor böylece? Isıtıcımız ısıtıyor bizi. Elektrik enerjisi iletkenlerde az ya da çok miktarda ısı enerjisine dönüşür. O zaman bu iletken dediğimiz kablolar çok fazla yaramazlık yapmasınlar. Yani biz ona ne diyoruz? Benim verdiğim ısıyı al götür televizyona aktar, televizyon düzgün görüntü versin. Isı, ütü düzgün ısıtsın. Soba, elektrikli soba düzgün ısıtsın. Ama o kablo eğer yolda giderken götürdüğü elektriği çalarsa, yani ısıya dönüşürse olur mu? Olmaz.
Onun için elektriği iyi ileten metaller kullanmalıyız. Bunlardan da en iyi iletenlerden biri nedir? Bakır. Elektrik akımını iyi ileten bakır, gümüş gibi iletkenler fazla ısınmaz. Yani ne verdiysen onu kabloyla götürür. Yolda çaldırmaz, çalmaz. Krom nikel ve demir gibi teller ise elektrik akımını iyi iletmediğinden daha çok ısınır. Onun için biz de ne yapıyoruz? Evimizdeki tüm kabloları bakırdan yapıyoruz. Yani gümüşten yapsak paramız yetmezdi. Altından yapsak daha iyi olurdu ama hiç paramız yetmezdi. O zaman bakır idare ediyor değil mi bizi? Bakır bizim için ideal. Fiyatı uygun. İşini de yapıyor. İletiyor yani elektriğimizi. Bu iletkenlerden elektrik enerjisinin, ısı enerjisine dönüşümü prensibiyle çalışan elektrikli ütü, ısıtıcı, elektrikli fırın, elektrikli battaniye, elektrikli ızgara gibi araçların yapımında faydalanır. İletken telin üzerinde geçen akım miktarı ve akım miktarının geçiş süresi artarsa iletken telden çıkacak ısı miktarı da artar. Yani bir saatte 1 lira yakıyorsa bir elektrik sobası, 2 saatte de 2 lira yakar, 5 saatte de 5 lira yakar. Süre arttıkça olur. Ama sen tutup da mesela burada kaç tane rezistansı var bunun? 2 tane. Mesela bu 1 saatte 1 lira yakıyorsa şunu yakmadıysan, bir tanesini yaktın, diğerini yakmadın diyelim ki. Bakın diyelim ki şunu yaktık. Mavi kullansam daha mı iyi olacak burada? Galiba öyle olacak. Şimdi şunu yaktığımızda diyelim ki saatte 1 lira yakıyorsa. O zaman bu 2 saatte 2 lira yakar, 3 saatte 3 lira yakar, 5 saatte 5 lira yakar. Ama şu üsttekini de ki çalıştırmamıştık. Onu da yakarsan o zaman şu alttaki ne kadar yaktıysa üstteki de o kadar yakar. Anladınız mı? Yani süre arttıkça, aldığınız ısı arttıkça bunun parası da ne yapar? Artar. Yani yaktığı elektrik miktarı ne yapar? Artar. İletkenlerden elektrik akımı geçtiği zaman o iletkenin ısındığını öğrendik. Bu bir iletken üzerinden belli bir miktarda elektrik akımından daha fazla akım geçtiğinde aşırı ısınma neticesinde zarar görebilir. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aletleri, buzdolabı, çamaşır makinesi neyse bütün aletleri zaman zaman mesela bilgisayarı böyle diyelim ki bir gün hiç kapatmadan çalıştırdınız. Ama kapatıp ya da modemi yani buna benzer aletleri kapatıp onun bir soğumasına yardımcı olmakta fayda var. Şimdi burada ne kullanıyoruz biz? Elektrik devrelerinde bu zararları önlemek için sigorta adı verilen araçlar kullanıyoruz. Sigorta evimizin de girişinde bir ne var? Sigorta var. Sigorta attı mı ne oluyor? Evdeki elektrikler kesiliyor. Bu ne anlama geliyor? Evde bir kötü bir hareket yaptık. Elektrik devresinin hoşuna gitmeyen zararlı bir iş yaptık. Ondan dolayı ne yaptı? Sigorta evdeki elektriği kesti. Böylece evimizde yangın çıkmasına engel oldu. Oh senden Allah razı olsun sigorta diyoruz. Bizi kurtardın ama o sırada ilk zaman ne diyoruz? Kim bu elektriği kesti falan deyip kızıyoruz değil mi? Ama sonra anlıyoruz ki bu sigorta elektriği kesmekle bize çok büyük bir iyilik yaptı. Ne yaptı? Evimizde yangın çıkma tehlikesi varmış, bizi kurtardı. O zaman o arıza neyse onu tespit etmeliyiz. Acaba ne yapıyoruz? Nasıl bir hata yapıyoruz? Yani diyelim ki evimizin kablolarının kapasitesinin çok üstünde. Diyelim ki 10 tane üt, 20 tane fırın çalıştırırsan aynı anda olur mu? 30 tane çamaşır makinesi. Olur mu? Olmaz. O zaman ne oluyor? Kablolar bunu taşıyamıyor. Taşıyamayınca ne oluyor? Kablolar ısınıyor ve etrafında kimi buluyorsa ısıtıp yakıyor. Böylece de yangın çıkmış oluyor. Onun için işte sigorta dediğimiz alet, evimizin girişindeki alet ne yapıyor bunu? Sigorta kutusu, bakın buradaki sigorta kutusunu görüyorsunuz bakın burada. Tehlikeli bir durum olduğu zaman bütün evimizin elektriği buradan girdiği için evimize, buradan girdiği için ne yapıyor? Buradan pat diye elektriği kesiyor. Kesince de ne oluyor? Evdeki bütün alet, edevat hepsi kapanıyor. Elektrikler kesiliyor. Yani bu elektriğin kesilmesi ne demek? Bizim evimizin yanmaktan kurtulması demek aslında. Yani bir hata yaptık. O hatadan dolayı sigorta ne yaptı bunu? Kesti elektriği ve böylece yangın çıkmasının, evimizin yanmasının önüne geçti. O zaman ne hata yaptıysak bunu ne yapmalıyız? Düzeltmeliyiz.
Sigortalar nedir yani? Elektrik devresinden daha fazla akım geçtiğinde akımı keserek güvenliği sağlayan aletlerdir. Yani evimizi yanmaktan kurtaran aletlerdir. Ayrıca arıza sonucunda devrede meydana gelebilecek herhangi bir kaçak nedeniyle dokunan kimseyi elektrik çarpmasından korumak için elektrik devrelerinde sigorta mantığıyla çalışan kaçak akım rölesi de kullanılmaktadır. Böylece evimizi yanmaktan kurtardık. Bu sırada ne oluyor? Telli sigorta eriyor ve içinden geçen akım geçemez hale geliyor. Manyetik sigortalar var, telli sigortalar var, metal çifti sigortalar günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz sigorta tipleridir. Yani bu sigortadan geçerek evimize giriyordu elektrik. Patlayınca tehlike karşısında ne oldu? Elektrik artık evimize giremez oldu. Sigortaların bazıları elektrik akımını iyi ileten ama kolay eriyen telden yapılır. Eriyen telli sigortalarda devreden aşırı elektrik akımı geçtiğinden tel ısınıp erir ve elektrik devresi kesilir. Yani elektriği keserken çeşitli taktikler var. Bunlardan hangisi olduğu bizim için çok önemli değil. Bunlardan biri telli sigorta, biri manyetik sigorta, biri de metal çifti sigortası. Bu elektriği kesse nasıl kesersen kes diyoruz biz buna. Tehlikeli olduğu zaman bu akıllı alet, yani çok da akıllı değil de, kendine öğretilen, ısındığı zaman ne yapıyor? Küt diye içinden geçen devreyi koparıyor. Koparınca ne oluyor? Evimize elektrik gelmesi kesilmiş oluyor. Böylece evimiz yanmaktan kurtuluyor. Bunu ne yapıyor mesela? Eriyen telli sigorta ne yapıyor? Aşırı ısındığı zaman eriyip elektrik kesiliyor. Yani akım geçemiyor artık, evimize gelemiyor. Manyetik olan sigortalarda sigortanın taşıyabileceğinden fazla akım geçerse mıknatıs özelliğinin artışı sayesinde devreyi kapalı tutan uçlar açılır ve manyetik eleman devreyi keser. Yani mıknatıslıkla çalışıyor ve devrenin iletimini kesiyor. Bir diğeri metaller ısındığında birbirinden farklı miktarda genleşmeleri durumu metal çifti sigortalarının çalışma esasını oluşturur. Yani o da metal çifti şeklinde bir sigorta var. O da birisi daha fazla genleştiği için ısınınca birbirinden ayrılır ve elektriği iletmez hale gelir. Evet, kesme işleminde kullanılan aletlerin kesici özellikleri kaybolduğunda bileyleme işleminde kullanılır. Bileyleme, yani bıçak sürtüyor, bak amca burada görüyorsunuz. Bileyleme işlemi sırasında bıçağın yüksek hızda dönen bileği taşına dokunması sonucunda etrafa kıvılcım yani. Ne oldu kıvılcım? Bu elektrik yani bu. Bu kıvılcımlanmanın nedeni nedir? İşte sürtünmeli elektrik. Elektrik enerjisini, ısı enerjisini dönüştürüyor öğrendik. Yani burada ısınıyor ve ışık yayıyor aynı zamanda. Şimdi de elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü gözlemlemek için bakalım. Bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Bir pil koymuşuz. Bu pilden ne yapıyoruz? Bir devre yapmışız. Artı uçtan, şuradan da eksi uçtan bir de ampul takmışız. Eğer burada şu devreyi tamamlarsak burada ne yapıyor? Bu devre elektrik çalışıyor. Tekrar edeyim bakın. Burada pil var, ampul var, bir de anahtar var. Bu devrede pilin şu artı ucundan, bakın pilin bir ucu artı, diğer ucu eksi. Bu artı ucundan çıkan elektrik böylece gelip pile tekrar pilin eksi ucuna dönebiliyorsa devre çalışıyor demektir. Devre tamamlandı demektir. Eğer burada herhangi bir kesinti olursa devre çalışmaz. Yani buradaki anahtar böylece ne yapıyor anahtar? Anahtarı kapatırsak devre tamamlanmış oluyor ve buradaki ampul yanıyor. Aletler çalışıyor. Eğer bu anahtarı açarsak devredeki akım kesiliyor ve ampul yanmıyor. Aynen neye benzetebiliriz bunu? Haliç Köprüsü'nü açtığımız zaman ne yapıyor? Haliç Köprüsü'nü açtığımız zaman sarı taksiler geçemez. Kapatırsak sarı taksiler geçebilir. Yani elektronlar akışına devam edebilir. Böyle anlayabilirsiniz olayı. Bunu da anladık. Evet, bir ampulü inceleyelim arkadaşlar, bakın burada. Bir ampul. Nasıl bir yapısı var bu ampulün? Bakın burada duya bağlanan bir uç var. Bakın şurası iletken. Bakın şurası iletken. İletken. Bu iletkenden geliyor, bakın böyle flamanlar buradan. Buradan geliyor. Bakın bu nedir? Bakın biraz daha çıkartayım şöyle. Bu aslında şöyle. Şimdi bir
prizde, arkadaşlar bir prizde bir artı uç var, bir de eksi uç var. Bir artı uç var, bir de eksi uç var. Bu pil olarak düşünelim biz bunu. Bir tane pil çizeyim ben buraya. Pil ile yapayım bunu. Şu bir tane pil olsun. Bakın şu bir tane pil olsun. Şu bir tane pil. Bu pilin şöyle bir çıkıntı ucu var değil mi şurada? Şöyle, şöyle bir çıkıntısı var. Bu çıkıntısı olan ucun işareti neydi? Söyleyin. Artı mı eksi mi bu çıkıntı olan uç? Artı değil mi? Diğer uçta nedir? Eksi. Şimdi buradan ne yapıyor? Bakın şimdi dikkatli izleyin. Şimdi bu pil ile bu ampulü çalıştıracağız. Ne yapacağız peki? Bakın buradan artı ucu getiriyoruz. Şu uçtan giriyoruz. Buradan geçiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bu eksi uca geldiğinde devre tamamlandı demektir. Ve ampul yandı demektir. Oldu mu? İster bu pil olsun, ister akü olsun, ister mahalle trafosu olsun. Fark etmez. Hepsinde aynı mantık var. Burada ampul o zaman bu görevi yaparken burada ne var? Bakın gördüğünüz gibi burada bir filaman var. Yani bu filamandan ne oluyor? Elektrik akımı geçerken ne yapıyor bu filaman? Geçirmem diyor. Geçirmem. Dirençliyim ben diyor. Peki o zaman akım da geçmek istiyor ama o zaman ne yapıyor? Isınıyor. Isınınca ne oluyor? Böylece ısı ve ışık çıkıyor. Isı ve ışık çıkıyor. Oldu mu? Bu ampulün çalışma şekli bu. Onun için bu ampulleri fazla kullanmıyoruz. Bu ampul çünkü biraz artık devri geçmiş bir ampul. Yani burada hem ısı veriyor hem ışık veriyor. Ya biz ampulden ısı istemiyoruz ki kardeşim. Senden ısı istemiyoruz ki. Biz senden ne istiyoruz? Işık istiyoruz. E sen ısı verirsen o zaman babamızın paracıkları boşa gitmez mi? Çok elektrik faturası çıkmaz mı? O zaman ne yapalım? Isı veren ışık da veriyor, ısı da veriyor ama ısı vermesi boşuna. Biz ondan ısı istemiyoruz. Babamızın paracıkları havayı ısıtmaya gidiyor. Yazın Ağustos'ta, Temmuz'da yani ya da bir ampülden biz ısı yapmasını istemeyiz ki. Buzdolaptan soğutmasını isteriz. Televizyondan görüntü vermesini isteriz. Yani görevi neyse onu yapsın değil mi? Görevinin dışına yetkisini aşmasın. O zaman biz bu ampülü kullanmıyoruz. Çünkü bu çok fazla elektrik yakıyor. Onun için bu sarı ampulleri kullanmak yerine ne yapıyoruz? LED ampulleri kullanıyoruz. LED ampulleri dikkat ederseniz pek ısınmaz. Yani bütün gücünü, enerjisini neye veriyor? Işık vermeye. Onun için de biz o aydınlatmada LED ampulleri kullanıyoruz. Fiyatı birazcık pahalı bile olsa sonuçta toplamda baktığınız zaman babamızın cebine elektrik faturasına açısından bakarsak çok daha karlı LED ampuller. Böylece ne oluyor? Sadece ışık veriyor. Biz ampulden ısı istemiyoruz ki. Boşuna bizim babamızın parasını havaya harcamasın. Onun için bu ampulleri değil, hangisini kullanıyoruz? LED ampulleri kullanıyoruz. Onların nesi var? Onlar LED sistemiyle çalıştığı için daha az elektrik harcıyorlar. Evet, o zaman direnci büyük olan teller elektronların enerjisinin aktarımına karşı direnç gösterir. Bu durum doğal olarak direnç üzerinde ısı çıkmasına sebep olur. Aynı şey gibi. Elektrikli ısıtıcı gibi. Biz halbuki bundan ısınma istemiyoruz. Işık istiyoruz. Elektrik ampullerinde bu durum göz önünde bulundurularak yüksek sıcaklıklara dayanıklı 3000-4000 santigrada dayanıklı ince ve yüksek olan tungstenden yapılan teller kullanılır. Filaman adı verilen bu kısım yüksek sıcaklıklarda akkor hale gelerek ışık verir. Patlamış bir ampulün patlaması ne demek ampulün? Şu kablonun kopması demek. Bu kablo koparsa ampul patlamış olur. Patlamış bir ampulün ışık vermeme sebebi ise içinde bulunan filamanın kopması ve elektrik akımını geçiremiyor artık. Yani Haliç Köprüsü yıkılırsa sarı taksiler geçebilir mi oradan? Geçemez. Onun gibi yani. Hızla dönen bilek taşına dokundurulan bıçağın da ısı ve ışık saçması flamanda olduğu gibi bıçağın bilek taşına direnç göstermesindendir. Sorusu olan varsa hemen sorsun arkadaşlar. Sakın beklemesin. Var mı sorusu olan? Bir pürüz var mı? Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşüm.
diğer bir başlığımız. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü. Bu nerede olabiliyor? Mesela elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü en bariz nerede var? Bildiğiniz. Elektrikli taksiler çıktı değil mi? Mesela skuterler. Değil mi? İstanbul'da çok var skuter. Başka vilayetlerde var mı bilmiyorum ama İstanbul'da elektrikli skuterları görüyorsunuz. Elektrik enerjisini neye dönüştürüyor? Hareket enerjisine dönüştürüyor. Hareket enerjisinin diğer adı neydi? Kinetik enerji. Evet. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara elektrik motoru denir. Bir daha söyleyelim. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara elektrik motoru denir. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlarda farklı büyüklükte elektrik motorları bulunur. Çamaşır, bulaşık ve saç kurutma makineleri ile vantilatör, elektrik süpürge, mikser gibi araçlarda elektrik enerjisini harekete dönüştüren elektrik motorları kullanılmaktadır. Değil mi? Bunlar nasıl çalışıyor? Elektrik süpürge, vantilatör. Onun içinde bir motor var. Bu işi yapıyor. Elektrik motorları günümüzde çok büyük bir gelişim göstermiştir. Araçların birçok yerinde elektrik motorları kullanılmaktadır. Koltukların, yan aynaların ayarlanmasında, camların açılıp kapatılmasında, otomobillerde çokça var bunlardan. Sadece elektrik motorlarıyla hareket eden araçlar da geliştirilmiştir. Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren robot teknolojisi. Bakın robotlar ne yapıyor burada? Robotlar vidayı sıkıyor değil mi? Boya yapıyor. Teker şişiriyor. Yani robotlar fabrikalarda büyük işler yapıyorlar. Elektrik motorlarının bilgisayar programları ile oluşturduğu bir teknolojidir. Yani robot nedir? Nedir robot dediğimiz? Elektrik motoruyla bilgisayarın buluşması, birleşmesi ve bir iş yaptırması. Ne iş yaptırmak istiyorsun bu robota? Onu yaptırıyorsun. Evet, Japonların Hyundai'nin robotu ne yapıyor? Yani iki telli bile oynuyor değil mi? Futbol oynuyor falan. Çok fazla oynayamıyor ama yani sonuçta bunu öğretiyorsun. O da onu yapıyor. İçinde elektrik motoru var, bilgisayar var. İkisi birleşerek buna ne öğretiyorsan onu yapıyor sonuçta. Bilgisayar programı ile robotun yapacağı hareket planlanırken robotun yapacağı tüm mekanik hareketler elektrik motorları ile yapılmaktadır. Robotlar günümüzde fabrikalarda, güvenlik alanında kullanılmaktadır. Evet, bir elektrik motoru yapalım. Ne yapalım bir elektrik motoru? Bakır bir telin pirinç çevresine 8 kere, 10 kere dolayalım. Oluşturduğumuz sarımı iki açık uç olacak şekilde pilden dikkatlice ayıralım. Bakın şuradaki gibi. Bakır telin uç kısımlarını sarımın içinden geçirerek sarımımızın dağılmamasını sağlayalım. Bakır telin emaye uçlu kısımlarını maket bıçağı yardımıyla kazıyalım. Ne oldu? Çengelin iğneleri bant yardımıyla pilin artı ve eksi uçlarına zamanımız olursa bu deneyleri bizzat yapacağız. Ne yaptık? Bir elektrikli motor yaptık. Yani ne oldu elektrikli motorla? Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüşebiliyorsa hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşebilir. Değil mi? Enerji aktarılabilir. O zaman bunun nasıl aktarılacağını anlayalım. Peki elektrik enerjisi nasıl üretiliyor başka? Barajlarda üretiliyor. Bu baraj nerede var? Türkiye'de mesela Keban Barajı var değil mi? Elazığ'da. Doğu Anadolu'da başka ne var? Atatürk Barajı var mesela. Buralardan elektrik üretiliyor. Bu akan su, buradan su akarken, burada biriken su akarken buradaki motorları çeviriyor. Motorlar elektrik üretiyor ve böylece buradan çıkan elektrik geliyor bizim evimize. İşte şu anda biz ne yapıyoruz? Bir ampulün altında dersimizi yapıyoruz. İnterneti çalıştırıyoruz. Değil mi? Bilgisayarı çalıştırıyoruz. Asansörü çalıştırıyoruz. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü, fırın hepsini bu elektrikle çalıştırıyoruz. Peki bunu üreten bu barajı biraz inceleyelim. Akarsular baraj göllerinde tutularak depolanır. Burada ne yapılıyor barajda? Toplanıyor bu. Barajda toplanıyor.
İhtiyaç duyulduğu zaman bu sular elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Yani suyun önünü açtığın zaman kapakları ne oluyor? Şarıl 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 akıyor ve o da ne yapıyor? Jeneratörlerin kanatlarını çeviriyor ve burada bu santrallerde hidroelektrik, hidro su demek, elektrik santrali adı verilir. Böylece ne yapıyoruz? Bu devreden elektrik elde ediyoruz. Bir de şemadan anlatalım. Şu şemadan buradaki sudan ne yapıyoruz? Bunu akıtıyoruz. Buradaki jeneratörlerin kanatlarını döndürüyoruz. Buradan çıkan elektriği de getiriyor. Evimizde bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Barajlarda elektrik enerjisi üretmek için dev jeneratörler bulunur. Barajlarda biriken durgun su potansiyel enerjiye sahiptir. Bu potansiyel enerji suyun yüksekten aşağı doğru akmasıyla kinetik enerjiye dönüşür. Yani suyun yüksekliğinden, yani yüksekten bıraksak elmayı da, armudu da, silgiyi de, neyi bırakırsan bırak, ne yapar? Aşağı indikçe hızlanır değil mi? Dünya çektiği için. Bu sırada jeneratöre çarpar bu su damlaları ve jeneratörü çevirir. Jeneratörden de elektrik çıkar. Bu elektrik de gelir bizim evimize, biz de onu kullanırız. Bu kinetik enerji su değirmenine benzer bir mekanizmaya sahip olan türbinleri, yani jeneratörler ya da türbinleri döndürür ve buradan mil jeneratörün çalışmasını sağlar. Elektrik çıktı mı? Çıktı. Elektrik enerjisinin üretiminde barajlardan yararlanıldığı gibi termik, yani kömürle çalışan santraller, nükleer santraller, jeotermal, yani kaplıcalardaki sıcak sudan elektrik elde ettiğimizi düşün, o da jeotermal oluyor. Ya da rüzgar, rüzgar santrallerinden yararlanarak elektrik üretilebilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yöntemlerde ve enerji kaynaklarında farklılıklar gözlemlenebilir. Yani birçok kaynaktan elektrik üretebilirsin. Elektrik enerjisi üretiminde rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yanında, yani bunlar nedir? Rüzgar ve jeotermal yenilenebilir. Yani tabiatı kirletmez. Nükleer ve fosil yakıt gibi yenilenemez enerji kaynakları da kullanılmaktadır. Nükleer çok tehlikeli. Yani hukukun çok sağlam olduğu ülkelerde lazım. Yoksa hukuk yoksa o ülkede nükleer santral yasak. Yani hukuk ileri ülke ne demek? Avrupa'da, Amerika'da çok ileri bir hukuk var. Yani torpil, mahkemede torpil asla yok. İşte orada, yani hukukun ileri olduğu ülkelerde nükleer enerji çok faydalı. Ama eğer hukuk yoksa o zaman nükleer, o zaman bir silaha, bir de teknoloji düşükse, mesela Rusların Çernobil'i patladı ve yüzlerce insanı sakat bıraktı, binlerce aileyi mağdur etti. Hala sakat doğumlar var. Yani Rusların ve Çinlerin teknolojisine asla güvenilmez. Şu andaki yani Ruslar ve Çinler insanlığın başına bela olan insanlar, varlıklar. Mesela koronavirüsü başımıza bela eden millet Çinlilerdir. Tabii ki insanlarla bir işimiz yok. Oradaki şu andaki yönetim mantıkla böyle oluyor. Koronavirüs nerede çıktı? Wuhan kentinde çıktı. Hatta Wuhan kentinde bulan, koronavirüsü ilk tespit eden doktor böyle bir felaket geliyor diye haber verdi. Ve Çin devleti o adamcağızı, doktorun ödüllendirmesi gerekirken onu cezalandırdı. Ve o doktor da maalesef çok kahraman bir doktor. Yani gerçekten dünya tarihine geçmesi gereken bir insan. Ne oldu? O koronavirüsten öldü. Yani bütün dünyanın hayran kalacağı, bütün insanlığı bir felaketten koruyacak olan insan o Çin devletin sadist, zalim hareketiyle ne oldu? Öldü. Eğer o doktoru dinleseydi Çin devletinin zalim yöneticileri, şu anda bu korona insanlığın başına bela olmayacaktı. Orada imha edilecekti. Anladınız mı? Evet hocam. Evet, yani Çin'in insanlığa ne büyük bir felaket yaptığını, hepimizin ailesini yıktı. Yani şu anda ailesinde, sülalesinde korona olmayan var mı? Var mı? Nehir var mı sizin ailede, sülalede? Alpan, var mı sizin ailede, sülalede korona olan? Vardı. Vardı, geçiyor tabii ki. Yani oluyor, geçiyor ama
ufak tefek hasarda bırakıyor. Yani ben etrafta olmayan bir sülale aile göremiyorum artık. Yani o kadar yaygınlaştı. Bunun sebebi kim biliyor musun? Bunun sebebi Çin devleti. Yani Çin devleti orada Wuhan kentinde bu virüs bulundu. Virüsü bulan doktor devletine haber verdi. Dedi ki böyle böyle bir virüs var. Bu virüsün acilen yok edilmesi lazım. Ama o doktoru dinlemedi Çin devleti ve o doktoru cezalandırdı ve doktor da o virüsten öldü. Ve o virüs bütün dünyaya Çin'den yayıldı yani. Bütün dünyaya şu anda bütün insanlığın başının belası olan koronavirüsü nereden yayıldı? Çin'in Wuhan kentinden. Ve Çin ülkesinin yönetimi bu azgınlığın önüne geçmedi ve hepimizin başına böylece bela oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar nükleer enerji budur. Bunu da söylemiş oldum size. Fosil yakıtlar da nedir? Fosil yakıtlar çok kötü. Kömür, petrol bunlardan mümkün olduğu kadar kullanmamak gerekiyor. Kullanırsak ne oluyor? Toprağımızı, havamızı kaybediyoruz. Toprak anayı kaybediyoruz. Hava babayı kaybediyoruz. Yani bizim en önemli şeyimiz nedir? Toprak ana ve hava baba. Yani bunlar kirlenirse bizim yaşama şansımız yok. Yani baklavadan, börekten, her şeyden daha önemlisi nedir? Tabiatı korumaktır. Tabiatı korumazsak, havayı ve toprağı, suyu korumazsak gelecek nesillere yaşayacak bir dünya bırakmayız. Fosil yakıtlar ise bunu ne yapıyor? Mahvediyor. Toprağı da, havayı da yok ediyor. Onun için bunlara mümkün olduğu kadar fosil yakıtları kullanmamak gerekiyor. Fosil yakıt dediğimiz nedir? Kömür santralleri. Efendim benzin, mazot bunlar. Bunları mümkün olduğu kadar kullanmamak gerekiyor. Hidroelektrik santrallerinden başka elektrik enerjisi üreten santraller ve bu santrallerin çalışma yöntemlerini vermiştik. Tekrar inceleyeceğiz bunları zaten. Şimdi termik santraller. Yok edilmesi gereken canavarlar yani. Tabiatımızı yok eden canavarlar, katiller yani bunlar. Yani bu termik santraller. Bunlar ne yapıyor? Kömürle çalışıyor. Ve ne oluyor? Bunlar buhar, kömürle buharı ısıtıyoruz ve buradan elektrik elde ediyoruz. Tabii ki buradan elektrik elde ederken bir tarafta da ne yapıyoruz? Tabiatı mahvediyoruz. Yani bu termik santrallerin artık ne olması? Kapatılması gerekiyor. Kapatılması gerekiyor bunların. Bunların ürettiği elektrik kalsın. Başka türlü elektrik üretecek başka kaynaklar buluruz. Şimdi bunları konuşacağız zaten. Yani elektriği üretecek başka hangi kaynaklar var? Yani termik santralin üreteceği elektrik olmaz olsun. Yani çünkü ne yapıyor? Mesela Maraş'ta var bir tane termik santral. Orada insan ölümleri çok ileri seviyede. Ölüyor yani insanlar. Ölüyor. Yani Kahramanmaraş'ta bir tane santral var ve oradaki insanlar toplu halde ölüyor. Onun için bunlardan ne yapmak lazım? Termik santralleri artık kapatmak lazım. Bir diğeri nedir? Evet, sizin duyduğunuz var mı termik santralle ilgili bilginiz? Başka nerede var termik santral?